Sude doğum doğal doğumun bir parçası. Ama doğal doğum deyince bu normal vajinal doğumdan bazı farklılıklar içeriyor. Yani her doğal doğum, vajinal doğum doğal doğum demek değil. Bunun bazı kuralları var. Yani Hakan Bey. Tabii karşılığı bunun medikalize doğum. Yani bir kadını alıp bütün müdahaleleri yapıp doğurtmak geliyor. Günümüzde kimse bunu tercih etmiyor. Daha güvenli olanı doğumun kendiliğinden başlaması bir. Suda doğum zaten bunun için biçilmiş bir kaftan. İki, doğum başladıktan sonra mümkün olduğunca müdahalelerin yapılmaması gerekmedikçe. Burası müdahale kesinlikle yapmayalım değil, gerektiğinde tabii yapıyoruz. Ama zaten bir kadını suya koyduğunuz anda serum takamazsınız, müdahaleleri yapamazsınız. Zaten teknik açıdan da yapamazsınız. Bu yüzden suya girdiği anda kadın kendiyle baş başa kalmanın ve doğal doğumun bir garantisi haline geliyor. Ve bir problem olmadığı sürece de o kadın sudan zaten kendi de çıkmak istemiyor. Bu yüzden şunu diyebiliriz, yani suyun, havuzun kullanılması, suda ve suya doğumlar doğal doğumun yolunda en büyük yapabilecekleri şeylerden biri. Daha az müdahaleli doğumlar oluyor, daha rahat ediyorlar, daha az ağrı kesici kullanıyorlar ve en büyük fark da bütün kontrolün kendilerinde olduğunu hissediyorlar. Bu yüzden doğumdan tatmin suda doğumlarda çok daha fazla oluyor. Aynı zamanda doğal doğumun diğer prensipleri de anne işte hareket serbestliği verilmesi, tabii, aç kalmaması, kendi hormonlarının aktif olarak salgılanan bir durumda olması, doğumdan sonra anne bebeğin hiç ayrılmaması, yani ten tene temasının sürekli olarak uygulanması, bunlar eklenemeyecek. Doğumla ilgili pozitif ne varsa aklınızda zaten bonus olarak geliyor yanında, aynı anlattığım gibi. Bu yüzden de yani bence bütün hastanelerde yavaş yavaş doğum havuzu kurulmalı ve kadınlara bu imkan verilmeli.